Merhabalar, Lezzet Sepeti'ne hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlerle kaplumbağa kurabiye yapacağız. Bunun için malzemelerim 4 su bardağı un, yalnız unun markasına göre değişebilir. Siz kontrollü atın ununuzu. 1 adet margarin 250 gram ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket 25 gramlık kakao, 1 miktar damla çikolata kullanacağım. 1 paket vanilin ve yarım pakette kabartma tozu kullanacağım. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Öncelikle margarin ya da tereyağımızı alıyoruz. Bunun oda ısısında beklemiş olması gerekiyor yumuşaması için, gördüğünüz gibi. Ben dolaptan çıkarmıştım öncesinde. Bunu yarım çay bardağı sıvı yağ attıktan sonra elimle dağıtıyorum. Elimizle iyice ezdikten sonra şimdi 1 su bardağı pudra şekerini ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Biraz daha karıştırdıktan sonra az bir un ilavesi yapıyorum. Ardından 1 paket vanilin ve yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Sonra biraz daha un ilavesi yapıp karıştırıyorum. En başta söylediğim gibi ununuzu kontrollü atın. Ben bu tarifte yaklaşık 4 su bardağı un kullanacağım. Ama unun markasına göre değişebilir, söylediğim gibi. Dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Kurabiye hamurumuz yumuşak, ele yapışmayan bir kıvama geldi. Olduğunu test etmek için şöyle bir parça alın. Elinizde yuvarlayın. Eğer rahatlıkla şekil oluyorsa zaten olmuş demektir. Şimdi bu hamurumuzun 1/3 kadarını ayrı bir kaba ayırıyorum. Kalan hamura ise 1 paket 25 gramlık kakaoyu ekleyip iyice karıştıracağım. Kaplumbağa şeklini vermek için 4 tane bacak yaptım. Bir tane de biraz daha büyük baş kısmını hazırladım beyaz hamurumuzdan. Şimdi kakaolu hamurumuzdan bir miktar elimde yuvarladım. Ardından kürdan yardımıyla şu şekilde şekil veriyorum. Daha sonra hazırladığım hamurun üzerine koyuyorum. Yağlı kağıdın üzerinde hazırladım bilerek, kolaylık olsun diye. Ardından damla çikolataları göz kısmına koyacağım. Kaplumbağa kurabiyelerimiz hazır. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecedeki fırında yaklaşık 15-20 dakika pişireceğim. Pişirirken beyaz hamurların çok fazla kızarmamasına dikkat edin. Kızarmaya başladığında hemen fırından alabilirsiniz. Kaplumbağa kurabiyelerimiz hazır. Afiyet olsun. Eğer bu videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip ekranın sağ üst köşesindeki butona tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın.